Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın ile ilgili bilgi almak üzere bölgeye gitti. Uçakla havadan inceleme yapan Erdoğan, yangından zarar gören bölgelere giderek durumu olay yerinde incelemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerin tekrardan hayata geçirileceğini belirtti. Buna göre yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak. Bugün sabah itibariyle orman yangınlarından etkilenen tüm bölgelerimizi genel hayata etkili afet bölgesi biliyorsunuz ilan ettik. Ve genel hayata etkili afet bölgesi ilan etmek suretiyle de şu anda vatandaşlarımızın bu beklentilerini devlet olarak gidermiş olduk. Erdoğan burada yaptığı açıklamada yangın söndürme faaliyetlerini çok geniş bir ekiple yürütüyoruz. Yaklaşık 3 gündür maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı özellikle tekrar Manavgat halkına özellikle geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum dedi. Yaklaşık 3 gündür maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı özellikle tekrar ben Manavgat halkına özellikle geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten, musibetten muhafaza eylesin. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla yangınların söndürülmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, diğer ilgili tüm kuruluşlarımız görevlerinin başındadır. Yanan her yeri daha fazlasıyla ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir diyen Erdoğan, böyle dönemler ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır dedi. Anayasamızın 169. maddesine göre yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak elbette yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir. Uçak konusundaki sıkıntıların nedeni Türk Hava Yolları'nın teknolojisini yenileyememiş olmasıdır diyen Erdoğan, son yangınlarda çok işimize yarayan amfibi uçaklar ile gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadele filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık dedi. Bir yılında da artık hurda görünümüne bürünen bu uçaklardan üçü ile 18 helikopter Türk Hava Kurumu ortaklığındaki bir şirketten kiralanmıştır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan yeni teknolojiye sahip amfibik uçaklar ile yine gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan'dan son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız fiilen artmıştır. Bilhassa insansız hava araçları yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. Bir dakikada 3 milyon hektarın üzerinde alanı tarayabilen insansız hava araçlarımız sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Elde edilen tecrübelere ve ihtiyaçlara göre orman yangınlarıyla mücadele filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.